Herkese tekrardan selamlar. Bugün 7000 lirayla ile 16000 lira arası olan hazır sistemleri derledim sizler için. Videoya başlayalım. Bu arada bazen listeye eklerken stoklardan bir tanesi tükendi. Yeri geldiğinde onu da göstereceğim zaten. İlk sistemimizde başlayalım. Synergy Ghost sistem. Atlon 300G ile geliyor sistemimiz. Burada da gördüğünüz gibi. Kendisi eski bir işlemcidir. iki çekirdek 4 threadden oluşur. Yani bununla kurgu, video kurgu gibi işleri beklemeyin. Hatta oyun oynamada bile geri kalan bir işlemci. Fiyat bazında düşünüldüğünde evet iyi bir işlemci. Çünkü yanında iyi bir ekran kartı var işlemcimize göre. 8 GB tek kanal DDR4 bir RAM ile geliyor. Bakın buradan da bakabiliriz. Godram Buradan bakalım veya. Aras 6400 bir ekran kartı var. Ekran kartımıza geldiğimiz zaman GTX 1650 ile farkı ne derseniz 1650'den saf performans olarak daha iyi. Saf performans ne demektir? DLSS ve FSR gibi teknolojileri düşünmeden katlan hiçbir RTX'dir, zarftır, zurttur açılmadan yapılan ayarlarda elde ettiğiniz oyun performansına saf performans denir. Saf performansla GTX 1650'den daha iyi. FSR açıldığında da GTX 1650'den daha iyi oluyor. Bu da ne demek oluyor? 1650 bildiğiniz gibi DLSS 2.0'ı desteklemiyor. DLSS destekleyen bir kart için RTX almaz lazım ama AMD'nin giriş seviyesi kartta da FSR 2.0'ı destekliyor. AMD'nin giriş seviyesi kart FSR 2.0 desteklediği için FSR'de DLSS'in bir benzeri olduğu için 6400 almanız burada çok daha mantıklı. SSD'ye geldiğimiz zaman SATA 3 SSD kullanılmış çok bir şey demeyeceğim. 240 GB 2-3 oyun indirdiğinizde dolabilecek sesli Yanına 1 TB hard disk almanızda bana sorsanız fayda var. Kasamıza gelince de Performax'in X... Erkon kasası yanlış tercih etmediysem 650 watt sisteme çok rahatlıkla yetebilecektir. İleride işlemci ve ekran kartı güncellemesi yaptığınız zaman da örneğin 3060'ın yanına bir 11400F 11 veya 12400F taktığınız zaman güç kaynağı sorunsuzca bu 12400F ile 3060'ı besleyebilecektir. Ama PCU'dan bir şüpheliyim. Marka olarak şüpheliyim. Performance'ın PCU'larının ne kadar iyi olduğu konusunda biraz kararsızım var. Eğer azıcık daha iyi bir kasa ve iyi bir PC istiyorsanız bence kesinlikle 758 TL farklı Corsair Carvide रिस्पेक्ट आल तक Core RGB'yi alabilirsiniz. Burada soğutucu da seçebilirsiniz ama işlemcimizin içinde zaten bir soğutucu geliyor. O yüzden sizin soğutucu seçmenize gerek yok. Zaten öyle bir şeyinde uyarı verirdi. Bu arada 28 TL kargo ücreti neden var hala 7200 liralık bir üründe kasayı değiştirdiğim için burada bu fiyatı görüyoruz. Normalde 7200 lira. 28 TL kargo şey var neden anlamadım. Kendi sistemine şöyle bir değerlendirecek olsak iyi bir oyun sistemi. Video kurgu falan yapamazsınız. Veya çektiğiniz oyunları kaydedip YouTube'da yayınlayamazsınız. Atlon 300 gele. Fakat oyun oynayacaksanız boş zamanlarınız triple AAA oyunlarda çok rahatlıkla 40-30 FPS açar ultra ayarlarda. Yani 30 FPS'in belki altına düşebilir ultra'da ama orta ve düşük arasında istiyorsanız 60 FPS çoğu oyunu açacaktır. 3-4 senede ömrünün olduğunu söyleyebiliriz bu düşük ve orta ayar arasında. <laughs> Diğer bir sistemimize gelin. İşte bu sistem tükenen sistemlerden. Bu sistemin fiyatı 8300 liraydı. 8300 liraya gerçekten iyi bir sistem. Ya 8300 lira ya da 8900 lira gibi bir fiyatı vardı ama 9000 liradan da az bu sistemin fiyatı. Dediğim gibi. İşlemcimize bakacağımız zaman Ryzen 3 4100 gibi 4 core 8 thread 6 MB ön belleği olan bir işlemci kullanıyorum. Burada 6 MB ön bellek birazcık sıkıntılı olabilir. Çünkü rakiplerinde 12 MB'lık ön bellek görüyoruz. Bu ön bellek farkı da neye etki ediyor? Bazı programların 1-2 saniye daha hızlı açılmasına sebebiyet verebilir. Veya siz oyuncular tarafından e-spor oyunlarında bakın sadece e-spor oyunlarında diyorum. Diğer ayar oyunlarda FPS e fark yaratmaz ama e-spor oyunlarında 5-10 FPS daha fazla almanızı sağlayacaktır. 12 MB ön bellek 6 MB'a e göre. 16 GB DDR4 bir RAM'imiz var. Yine 480 80 GB M.2 SSD var. Bakın daha demin SATA SSD vardı. Burada M.2 SSD var. Ve GTX 1660 ve ekran kartımız var. Burada teknik özellikler kısmında yazmamış yani hangi şey koydun kendi için ama gerçekten güzel bir sistem olduğunu söyleyebiliriz. 1660 şu anda neredeyse tüm oyunları yüksek ayarlarda 60 FPS'e yakın ve FPS'lerinde oynatır. Çünkü 6 GB VRAM var bu ekran kartımızın ve gerçekten güzel ve bunda da yine AMD'nin teknolojisi olan FSR 2.0'ı kullanabilirsiniz 1660'larda da. Nvidia her ne kadar buna DLSS veya RTX sunmasa da AMD'nin DLSS'i olan FSR 2.0'ı bu kartta kullanabilirsiniz. Bu kartta yine 4-5 götürür ama şu an belki ki yine ultra 60 FPS sakındınız yoksa 30-40 FPS arası açabilir arkadaşlar. Dediğim gibi gerçekten güzel bir sistem. Aynı fiyata gelirse 8400-8900'e alınabilecek bir sistem kesinlikle. İşlemci tarafında da yine keza olduğu gibi çektiğiniz oyunları yayınlayabilirsiniz. bunu hafif edit render işlerinizi yapabilirsiniz. Yani çok 4 çekirdek 6, 4 çekirdek 8 threadlik bir işlemciden çok bir şey bekleyemeyiz ama yani o kadar kötü bir işlemci değildir kendisi ki 16 GB RAM'de cabası burada. Sadece SSD'niz yetersiz gelebilir. Yine 1 TB hard disk istemenizde bana sorarsanız fayda var. Diğer bir sitemize geçen bakın işte dediğim gibi fiyat farkı ne kadar? Buradaki 9000 bin buradaki 11 bin lira arası. Bu stoktan tükendiği için ben de bunu koydum. Yine Ryzen 3 4100 kullanıyor. 4 çekirdek 8 thread dedik. Video kurgu işlerinizi de bundan yapabilirsiniz 1080p dosyalara. Asus Dual GeForce GTX 1660 Super OC Edition'ı kullanıyor. 2 fanlı bir ekran kartı Yine neredeyse tüm oyunları orta ve yüksek ayarlarda 60 FPS oynatabilirsiniz Ultra ayarlarda da 30-40 FPS git gel yapar. 16 GB RAM ve 500 GB Android m var. Parçalara bakacağımız zaman 2x8 olarak kullanılması güzel olmuş. Çünkü e-spor oyunlarda 50 FPS'ye kadar FPS fark ettirebiliyor. Yine işlemcimizin burada 6 MB'lik bir ön belleğin bulunduğunu söyleyebilirim. Buraya yanlış yazmışlar. L1 ile L2 topluyoruz arkadaşlar burada. O yüzden tam bir 4 MB bir ön belleği yok. 6 megabayt bir ön belleği var aslında. Buraya yanlış yazmışlar. Bakın sitesine girdiğimiz zaman da 6 MB'lik bir ön belleğinin bulunduğunu söyleyebiliriz. 4 MB ile 2 MB yani 6 MB'lik bir ön belleğin bulunduğunu söyleyebiliriz diyebiliriz buradan da. Anakartımız B450. çok bir şey demiyorum da anakartlara. B450 orta seviye bir anakart. 1660 2 fanlı versiyonu kullandı dediğimiz gibi. Güç kaynağı ve kasada harika. 550 watt da bu sistemi çok rahat besler ama ileride bir ekran kartı upgrade yaparsanız ZX 3060 gibi. Güç kaynağını değiştirmenizde fayda var. Çünkü 600 watt minimum güç kaynağı lazım size. Burada da FPS e sayıcı koymuşlar. Dediğimiz gibi burada 1080p aldığı skorlara bakabilirsiniz. Bunlar galiba orta ayarlar mı? En düşük ayarlar mı? Yazmamışlar hiçbirini ama. Hangi ayarlarda da bu FPS'e değerlerini aldığını söylese en düşük olabilir mi diye bakıyorum. Sanki en düşük gibi olmaya da bilir. Çünkü çok rahatlıkla Modern Warfare'da orta ayarlarda 110 FPS alabilirsiniz bu kartla. Her neyse yani FPS sayıcı da var meraklısı bakabilir. Veya canlı desteği de sorabilirsiniz hangi ayarlarda yapıldığını. Tabii şu an video esasında olduğumuz için yapmıyoruz. Güzel bir sistem. Hem oyunlarını hem de oyunu kurgula yayınla gibi bir sistem olmuş. Gerçekten güzel bir sistem bana soracak olursanız. Diğer bir sistemimize baktığımız zaman Doskayol'un topladığı bir sistem. Şu oyun eleştirileri yapan adamın topladığı bir sistem. Kendisini de severim buradan. <laughs> Ama fiyat olarak yani çok iyi olduğunu söyleyemeyeceğim. Keşke azıcık daha fiyatı düşük tutabilselmiş 13 bin lira bandında. Her neyse. i3 12100F gibi yeni DDR5 hem destekleyen bir işlemci kullanılmış. 4 core 8 threadlik bir işlemcimiz. RTX 3050 ekran kartı kullanılmış. 8 GB. Çoğu oyunu ultra ayarlarda açabilecek bir ekran kartı. Hem RTX hem de DLSS desteklemesi açısından ultra ayarda DLSS destekleyen oyunlar çok rahatlıkla 60 FPS üstü açabilir. 16 GB RAM ne geliyor? Fakat RAM DDR4 RAM her ne kadar DDR DDR5 desteklese de işlemcimiz ana kartların DDR5 RAM'i henüz tam olarak oturmadığı için minimum DDR5 destekleyen bir ana kart almanız için 3-4 bin lira vermeniz lazım. Köyle bir şey bunda kullanılsaydı bu sistemin fiyatı 16-17 bin liraya kadar çok rahat çıkardı. Bakın buradan da bakabilirsiniz giriş seviyesi 1600 h 600 önem bir ana kart kullanılmış ki bu bile 1900-1800 lira vardır tek başına. Ana kartın kullanıldığı söyleyebiliriz. Kingston'un 500 GB A2000 mi bu? Yazmamışlar ama büyük bir ihtimal A2000 olması lazım. 2100 MB yazma işte 1700 MB okumalı bir işlem şey kullanılmış. Yine PC falan kasada iyi mesh bir yapıda zaten kasalar. Herhangi bir şekilde hava akışında bir problem olmaz. Dediğim gibi şu DLSS destekleyen oyunları ultra 60 FPS üstü oynatabilir. Yine 3 12100 F'le de Ryzen 3 4100'de olduğu gibi basit render işlerinizi halledebilirsiniz. Ama 12100 F ön bellek bakımından 4100'den daha iyi. Bu da CSGO'da bir 5-10-15 FPS belki daha fazla VG anlamına geliyor. Hatta 5-10-15 FPS zaten 144 FPS alırken fark edemezsiniz. Zaten bu sistemler alacak adam maksimum kullanacağı bana sonra soracak olursanız 144 Hz monitör olması lazım. Bu böyle tip kasalara 240 Hz monitör almanız bence saçmalık olur. Diğer bir sistemimize geçtik. Nova 6600 X adlı bir sistem. İşte bu sistem kesinlikle fiyatla hak eden en iyi sistemlerden biri arkadaşlar. Şimdi neden en Nvidia diye bir video yapmayı düşünüyorum. Evet yapacağım. Belki kanala bir aya gelir o videoda. O videoda çünkü detaylı bir metin yazıp yapmak istiyorum. Şimdi yine bakacağımız zaman 12100 F adlı 4 çekirdek 8 de thread yani 8 de iş parçacından oluşan bir işlemci. 6600 XT bir ekran kartımız var. yine ışın izlemeyi destekliyor. Yine AMT'nin FSR'sini destekliyor. Yani bu ne demek? Nvidia'daki DLSS e neyse yapay zeka çözünürlük düşürüp P, FPS e arttırma neyse AMD'de de bunun karşılığı FSR oluyor. Yani DLSS eşittir FSR gibi düşünebilirsiniz. 6600 xe geleceğimiz zaman saf performans olarak 3060'dan daha iyi bir ekran kartı. 3060'a denk. 3060'dan neden daha ucuz diyorsanız bu Nvidia'nın fiyat politikası yüzünden Nvidia kartlarını daha pahalıya satıyor. Ki bence burada da haklı. Çünkü Nvidia kartlar daha sorunsuz. Dediğim gibi bunun hakkında detaylı bir video yapacağım. Mesela Nvidia'da herhangi bir şekilde siz Vatman hatası yaşamazsınız. Wattman hatası diye soruyorsanız başka bir videoda da anlattığım gibi burada da anlatmak istiyorum. Batman hatası Windows sonla AMD ekran kartı uyumsuzluğuna denir. Ekran kartı hızını tutturamadığı sonucu aniden bilgisayarınız kapanır. Yani shutdown olur bilgisayarınız. Örneğin CS:GO oynuyorsunuz, rekabetçi moddasınız. Bir anda bilgisayarınız kapan da herhangi bir sebepsiz bir yere. Bu yüzde %99 sıcaklık uyarılarınızdan olmazsa Batman yüzündendir bu. 16 GB DDR4 bir RAM'le geliyor. 500 GB de M.2 SSD'nin bulunduğunu söyleyebiliriz bu bilgisayarımız. Yine 16 GB DDR4 RAM ile geliyor ve 500 GB M.2 SSD'nin de bulunduğunu söyleyebiliriz. Anakart olarak yine giriş seviyesi H610 RAM kullanılmış. Giriş seviyesi dime bakmayın ana anakart 2000 liraya bulabiliyor. Adatanın en sevdiğim RAM'i kullanılmış burada XPC markasına ait. Gamix DDR4 RAM kullanılmış. Gamix diye geçer bu RAM ve gerçekten de güzeldir. 3200 MHz'ındadır. Gerçekten de güzel bir RAM'dir. Corsair'in yine Carbide Spec Core RGB'sini kullanmışlar bu semde de 550 Watt'tı. Tüm oyunları 2K'da ultra ayarlarda 60 FPS'e çok yakın şekilde oynatır. Bakın dediğim gibi 2K'da oynatır. 4K'da da oynatır. Orta düşük aylarda illa 4K açacağım diyorsanız gerçekten çok iyi bir ekran kartı. Saf performans olarak dediğim gibi 3060'dan da iyidir. Ama tabi DLSS FSR'den daha iyi ve daha fazla FPS arttırdığı için burada saf güç olarak diyoruz. Onun haricinde 3060 tabi ki DLSS'i açtığınız zaman FSR'den daha iyi performans verecektir. Ha tabi ki ama 6600X'de de böyle kötü bir kart olduğu anlaşılmasın burada sakın. Dediğim gibi 3060 seviyesinde bir kart. Sadece 3060'daki DLSS'i açıp aynı oyunda FSR destekliyorsa bir de 6600 F FSR'yi açtığınız zaman belki Nvidia kart RTX 3060 10 FPS falan öne geçebilir. Çünkü DLSS teknolojisi daha optimize bir teknoloji. Burada ben onu kastettim. Yoksa dediğim gibi 2K'da da orta yüksek ayarlarda 60 FPS'e yakın bir performans alırsınız dediğim gibi 2K'da. E zaten bu sistemi alacak adamın da ya 1080p ya da 2K yani sizin tabirinizle 1440p bir monitör olacak olur. O yüzden de çok sıkıntı yapmazsınız. Zaten bu sistemi alıp bence 4K monitör almayın. 144 hz 2K ve 1080p 144 hz ve e-sporcuysanız almanız mantığınızı olacaktır. Böyle bir sistem işte bu da. Edit Render'ı da 1080p'de yaptırabilir. İşlemcimiz her ne kadar o kadar iyi olmasa da evet belki DDR5'lerin teknolojisini destekliyor. Fakat işlemcimiz o kadar iyi olmasa da yine 1080p'de oynadığınız oyunları sizin kurgu aşamanızda yardım edebilir. Ki ekran kartımızın da zaten OpenGL desteği var. Eğer siz DaVinci Resolve Adobe Premiere Pro'da render alıyorsanız. Diğer bir sistemimize geçtik. Vatanın topladığı bir sistem. Şimdi bu sistem gerçekten güzel bir sistem bence. Ne fark var? İşlemci farkı var. İşlemci olarak bu sistem daha iyi arkadaşlar. Ve şöyle baktığımız zaman fiyat farkına da fiyat farkı yok denecek kadar az. Hatta bu daha ucuz. Keşke bunu önce koysaymışım. Her neyse. Bu daha ucuz. Tek bir eksisi var. 11.400F DDR5'den desteklemiyor. Bu eksisi var. 12.100F burada DDR5'den destekliyordu. Fakat 12.100F'de de kullanılan 16 GB DDR5 değil zaten. İşlemci kısacası 11 6400F. 6 çekirdek 12 değiş parçalıcı yani 12'de de threadle birlikte gelir. Bu da onu i3 12100 fden daha iyi olur. Size kurgularda çok daha rahat yaptıracaktır 12100F'e göre. Arası 6600 ekran kartımız var yine aynı neredeyse H510M kullanılıyor. 610M kullanamamasının sebebi 10 nesiller 610M desteklemiyor çünkü. 500 GB'lık Kioxia x M.2 M2 SSD'si var bakın X2 SSD. Sadece kasaya laf atacağım. Yani kasa güzel aslında da güç kaynağı bir felaket. Yani böyle 3060 dengi bir sistem alıyorsanız lütfen power bus bir güç kaynağı almayın. Kasa okey. Kasa hiçbir şey demiyorum. Mesh yapıdadır, zarttır, zuttur, acı bizi vardır. Lütfen alırken yanına bir PSU da alın. Bunun işte aslında biraz da o yüzden koydum. Hem PSU masrafı yok fakat buradaki Intel işlemciden de vazgeçmek istemedim ben. Intel işlemci burada gerçekten güzel. 6 çekirdek 12 thread'den oluşuyor çünkü muazzam bir Intel işlemci bu kendisi. Dediğim gibi çift kanalda RAM'imizin olduğunu söyleyebilirim. Bakın burada da 2x8 yazmışlar 16. Ama dediğim gibi kasada bir şey yok fakat güç kaynağını lütfen değiştir. Diğer bir sistemimize geçelim. Diğer bir sistemimiz kesinlikle bu fiyatı alınabilecek en iyi sistemlerden biri. Sinerji CTV V8 olarak geçiyor. Bunu stokta bit stok bitmeden kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum. Ryzen 5 5600 gibi Edit Render'da da oyun oynamada da çok rahat işinizi yayacak. 6 çekirdek 12 threadli bir işlemci var. 16 GB RAM çift kanal olması lazım keza yine. Evet Godram'in çift kanalını kullanmış. 500 GB M.2 ve burada bombayı patlatıyoruz. 6700 XT e ekran kartı. 6700 XT RTX 3060 Ti ile RTX 3070 arasında düşünebilirsiniz. 3070 aslında tek bir ekran kartı fakat bazen 3070'den geri kaldığı için 3060 Ti ile 3070 arasında bu ekran kartını konumlandırmak bence daha mantıklı oyun testlerini izleyebilirsiniz. 2K'dan ultra yerlerde neredeyse 60 FPS verebilecek bir kart yine. 6600 x ile 10-15 FPS farkında ya var ya yok yani. Ama kendisi orta ve üst sınıf bir ekran kartına girer kendisi. Bunu da belirtmemde fayda var. İşlemcimizin orta ön beliği de 35 MB. Bunu da belirtelim. Yine Performance'ın bir kasası kullanılmış burada. Dediğim gibi performans Max'ın PC'si hakkında herhangi bir şekilde bir bilgim yok. İnternetten lütfen araştırıp bakın alınır mı alınmaz mı? Ama şu kasadaki PC'nin alınmayacağını bugün ilkokula başlayan bir çocuk bile biliyor. Power Boost'un gerçekten Power Boost'tur, Rampage'dir, Everest'tir veya merdiven altı güç kaynaklarıdır. Bunların alınmayacağını zaten ilkokula giden bir çocuk bile biliyor yani. Ben size öyle söyleyeyim. Rampage PC'de de keza alınmaz gene. Yani gerçekten güzel bir sistem toplamış. Bunda hem edit render'ınızı yaparsanız çok rahat bir şekilde mühendislik uygulamanızı çalıştırırsınız. Çünkü 6700 XE gibi gerçekten güçlü bir ekran kartı var. Unreal Engine 5 ile belki bir oyun yapma fikriniz vardır. O zaman azıcık daha işlemci yükseltip bir oyun yapabilirsiniz. Veya yani ekran kartını yükseltip oyun yapabilirsiniz. Ama her halükarda size gerçekten çok rahat kolaylıklar sunan bir sistem bu. Yani bununla hem oyununuzu oynarsanız hem mühendislik programı çalıştırırsınız AutoCAD gibi. Hem de işte video kurgulamaya falan sararsanız benim gibi nasıl daha iyi videolarımı kurgulayabilirim veya YouTube'a benim gibi sararsanız oyun yayınlayacağınız oyunları YouTube'a yayınlamak istiyorsanız şöyle bir direkt böyle bir sistem almanız daha mantıklı olur kesinlikle. Son sistemimize geldik. 360 bir sistem. Ya bunu neden koydum? Şimdi şunun stoğu bittiği gibi. Bu da bitecek aslında. Şu gördüğünüz stok da bitecek. Belki ben bu videoyu kurgularken bitmiş bile olabilir. Videoyu çektiğim tarihi söylemedim diye kızmayın. 16 Ağustos Salı günü bugün. Yani 16 Ağustos 2022 işte. O biterse bunu alabilirsiniz. Bundan da bahsedelim. 12400F gibi çok çok güzel bir işlemcimiz var. Kendisi 6 çekirdek 12'de iş parçacığından sahip gerçekten güzel bir işlemcimiz. Yine DDR5'le mi yi destekliyor? Fakat anakartımız DDR4 bir anakart. Bakın buradan gelin. En ucuz DDR5'e sunan ana karta bakın bak. 4673 TL daha fazla ödemeniz lazım. Tabii ki bundan daha ucuz DDR5 destekli anakartlar ama işlemcimiz DDR5 destekliyor. İleride ek güncellemesiyle ki DDR5 sunan anakartlar yine fiyatı azalacaktır. Daha demin ekran kartı dedim. Kusa bakmayın ama DDR5 destekleyen anakart fiyatları azalacaktır. Yani bunun ekonomiyle herhangi bir şekilde alakası yok. DDR5'in çok yeni bir teknoloji olmasıyla alakası. var. Bugün zaten tüm laptoplarda işlemci DDR5 destekliyor. İstisnasız olarak işlemci DDR DDR5 işte desteklediği tüm laptoplarda anakartta DDR5 işte desteklemiş oluyor. Tabi bu laptoplar için geçerli. Bellek olarak da çift kanal yine CSGO gibi e-spor oyunlarında FPS artıcı bir etken kullanılmış. Çift kanal 16 GB RAM olması. Yine Kingston'un bir M.2 SSD'sini kullanılmış. Kingston'un bu M.2 SSD'leri hem 3D NAND teknolojilerinde iyi olduğu için kullanıyor hem de fiyat performans SSD için. Fiyat performans SSD olduğu için kullanıyor. Yanlış hatırlamıyorsam M.2 SSD'lerinde de bir 3 yıllık bir garantisi olmaz lazım. Ayrıyeten bir de bazen yedekleme programı çıkar çıkabiliyor diye biliyorum bazı M.I.K. seslerde Kingston. M.I.K. kesesinde yedekleme programını ücretsiz bir şekilde, lisanslı bir şekilde sunuyor diye biliyorum. 3060 ekran kartı kullanıyor Palit'in. Palit gerçekten iyi markadır. LHR ne oluyor diye sorarsanız bu arada mining performansın kısılmış anlamına gelir. Daha ucuza sattır. Herhangi bir şekilde oyun performansında bir kayıp yoktur ama. Yani güzel bir sistem. Yine ultra ayarlarda her oyunu 60 FPS neredeyse oynayabilirsiniz. 1080p'de kendisi 2K içinde uygun. Bu arada buraya tekrardan dikkat çekmek istiyorum. işlemcinin herhangi bir şekilde içinden yani içinde de işlemcinin herhangi bir şekilde burada kutusu gelmiyor. Burada bunu belirtmiş. İsterseniz detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz. Her neyse bugünlük video bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Benim, benim kesinlikle bu videodaki favori sistemin fiyata bakılmaksızın bu sistem. Yani gerçekten güzel. Evet belki Wattman hatasına veya bazı driver hatalarına gelebilirsiniz. Fakat bundan çoğu AMD tarafında da artık kalktı. Windows 11 bile ve AMD'nin driverleri düzgün çıkarmasıyla. Tabii ki Nvidia daha sorunsuz. Buna ben bir şey demiyorum. Fakat fiyatına göre verdiği FPS muazzam bir FPS. Ondan sonra şu sistem belki favorim olabilir. Doskaran'ın bu topladığı sistem. Her neyse video bu kadar dediğim gibi favori sistemi şu an ekranda gördüğünüz sistem. Bugünlük benden bu kadar. Kanala abone olmak isterseniz olursunuz. Zaten soracağınız soru varsa da yorumlara yazın. Hoşçakalın.